Türkiye ekonomisi 27 Aralık günü bir ilki daha yaşayacak. Yıllardır konuşulan yerli otomobil bu kez görücüye çıkacak. O büyük güne saatler kala ilk yerli ve milli otomobille ilgili iki fotoğraf paylaşıldı. İlk yerli otomobilimiz. Evet, gurur duyuyoruz. Sadece farlarını gösterdiler, bakalım göreceğiz. Türkiye'nin göz bebeği olacak ilk yerli otomobil 27 Aralık'ta görücüye çıkıyor. Tasarımı ve birçok özelliği o güne dek sır gibi saklanıyor. Paylaşılan bu iki fotoğrafsa lansman kampanyasına esrarengiz bir hava katıyor. Bence gayet güzel. Güzel tasarlanmış. Yani ledleri çok şık. Çok güzel. İnşallah ülkemize, milletimize çok yararlı olur. Yerli otomobilin tasarımı merak konusuydu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tamamen milli olanaklarla üretilen yerli ve milli olan otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaşarak bu merakı daha da arttırdı. Bu yeni fotoğraf. Çok güzel. Vallahi cidden çok hoşuma gitti. Hayırlı olsun Türkiye'ye. Yerli otomobil %100 elektrikle çalışacak ve tek bir şarjla 500 kilometre yol yapması bekleniyor. Teknolojik donanıma sahip yerli otomobil 2022'de trafikte olacak. İlk yerli otomobilimiz %100 elektrikli olacak. Bu çok güzel bir özellik aslında bakılırsa. Nasıl görünüyor? Bayağı gelişme var. Yerli otomobille ilgili paylaşılan bu fotoğrafta dikiz aynası görünmüyor. İşte bu yüzden sosyal medyada yerli otomobilde dikiz aynası yok mu sorusu çokça konuşulmuştu. Yayınlanan bir fotoğrafla merak giderildi. Dikiz aynalar göründü. Ve yerli otomobil için ilk sipariş görücüye çıkmadan geldi. Taksiciler 17 bin araca talip oldu. Yakıtta tasarruf yaparız. Bizim için iyi olur yani. Vallahi çok memnun oluruz. İnşallah da iyi olur. Ve o büyük gün 27 Aralık geldiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçip test sürüşünü yapacak. Adı, tasarımı, tüm detaylar belli olacak. O güne kadar da her gün saat 2.30'da yerli otomobilin yeni bir fotoğrafı paylaşılacak. Yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı.